Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ben Doktor Nevin İnce. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Hepinize hoş geldiniz diyerek yeni eğitim ve öğretim yılınızın hayırlı olmasını dilerim. Sizlere COVID-19 diye bildiğimiz yeni koronavirüs enfeksiyonu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak ve içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde kampüste, sosyal ortamda nelere dikkat edilmesiyle ilgili önlemleri anlatmak, bu önlemlere uyulması sonucunda güvenli ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi sağlayabilmek amacıyla karşınızdayım. Yeni koronavirüs, daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir virüs olup koronavirüs ailesinin bir alt tipidir ve ilk kez 13 Ocak 2020'de tanımlanmıştır. COVID-19 olarak da isimlendirilen bu virüs, insandan insana konuşma, öksürme, aksırma sırasında saçılan damlacıkların ağız, burun ve göze temas etmesiyle kolayca bulaşabilmektedir. Aynı zamanda bu damlacıklarla kirlenmiş yüzeylere veya eşyalara dokunan kişilerin elleri aracılığıyla da bulaşabilmektedir. Bu nedenle kirli ellerle göz, burun ve ağıza temas etmek çok risklidir. COVID-19 virüsü insanda akut alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Virüs alındıktan sonra ilk belirtileri ateş yüksekliği, halsizlik, kırgınlık, kuru öksürük ve nefes darlığı olabilmektedir. Altta yatan kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bu enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler COVID-19 için de geçerlidir. Bu öneriler Sağlık Bakanlığı'nın web sitelerinde de ayrıntılı olarak açıkça belirtilmiştir. Önerileri şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle el temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan asla ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. El antiseptiği veya sabun bulunamadığı durumlarda kolonya ile el ve parmaklar ovulabilir. Yanınızda cep kolonyası bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır. Hasta görünen ve öksüren, aksıran insanlarla temastan kaçınılmalıdır. O kişilerle aramıza en az 1-1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafe konulmalıdır. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılarak damlacıkların etrafa saçılmasına engel olunmalıdır. Kampüs, derslikler ve birlikte oturulan kafeterya, kantin gibi alanlarda mutlaka maske kullanılmalıdır. Maske size özel olmalıdır. Ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin burun, ağız ve çene içerisine alan ön kısmına mümkünse dokunulmamalıdır. Kazara dokunulursa eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Eğer maskeniz kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. Maskeleriniz kullanım sırasında kolunuza veya çenenize takılmamalıdır. Kirlendikten sonra etrafın kontamine olmasını engellemek amacıyla uygun bir atık kovasına atılmalı ve eller yeniden dezenfekte edilmelidir. Maskenizin derslik sıraları veya herkesin temas etmesi olası yerlere koyulmaması gerekmektedir. Çok kalabalık ortamlarda bulunmamak gerekmekte. En az bulunacaksak da 1-1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafeyi korumaya özen göstermemiz gerekmektedir. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır. Havlu, bardak, kalem, çakmak gibi ortak kişisel eşya paylaşımı asla yapılmamalıdır. Kalabalık sosyal ortamlar, parti veya benzeri organizasyonlar hastalığın yayılması için risk oluşturan durumlardır. Toplu bir araya gelinen bu durumlardan uzak durulmalıdır. Sık dokunduğumuz için kirlenme olasılığı nedeniyle cep telefonu gibi cihazlarımızın da sık sık alkol ile silinmesi gerekmektedir. Kafe, restoran gibi alanlarda el hijyeni, maske ve mesafe kurallarına en üst düzeyde riayet edilmelidir. Ve bulunduğunuz yerin de sık sık havalandırılması sağlanmalıdır. Pandemi döneminde giydiğiniz kıyafetleriniz kolay yıkanabilir özellikte olmalı, 60-90 derecelik ısılarda normal deterjan ile yıkanmalıdır. Bu dönemde
beslenme, alışkanlıklar ve uyku düzeniniz bağışıklığınız için çok çok önemlidir. Bu nedenle dengeli beslenmeye, yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır. Düşmeyen ateş, halsizlik, kırgınlık, öksürük ve nefes darlığı olması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka maske takarak başvurunuz. Bu belirtileriniz varsa etrafınız, yaşlı insanlar ve kronik hastalığı olan kişilerle temas etmemelisiniz. Unutmayın, kendimizi ve yakınlarımızı bu virüsten korumak bizim elimizde. Maske, mesafe ve kişisel hijyen önlemleri sayesinde bu hastalığa yakalanmamak mümkün. Tekrar hepinize başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim. Herkese iyi günler diliyorum.